Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte 2022 tayfa geometri ders çalışma programına başlıyoruz. Evet, ders çalışma programımız ne zaman başlıyor? Temmuz 1'de başlıyor ve ne zaman bitiyor arkadaşlar? Hemen onu da gösterelim. Şubat'ın sonunda bitiyor konu anlatımı. Şubat'ın sonunda bitiyor arkadaşlar. Burada Mart'ta da bir şeyler koymuşum da burada önemli olduğu için analitik katı cisim falan koydum arkadaşlar. Ama konu anlatımı bakımından ne zaman bitiyor? Şubat'ın sonunda bitiyor. Şimdi bana belki şunu da söyleyebilirsiniz. Hocam Eylül'de başlayanlar için de bir program yapabilir misiniz diyebilirsiniz. Arkadaşlar Eylül'de yapacak olanlar da bu programı ve bu rehberlik videolarını izlerse sizin için daha iyi olur. Çünkü aynı şey Temmuz'da başlayan Eylül'de başlayacak arkadaşım. O yüzden sen de Eylül 1'de başlat. Eylül 1'de başlayan Şubat'ın sonunda değil de Nisan'ın sonunda bitecek. Ama Nisan'ın sonunda bitmesi yani biterse sıkıntı olur mu? Çok da fazla sıkıntı olmaz ama bence arkadaşlar şeyde başlamanız, Temmuz 1'de başlamanız sizin açınızdan daha mantıklı. O yüzden yani niye? O yüzden demeden önce niye? Ya 2021 tayfama maalesef kıydılar. Nasıl kıydılar? Türkçe zordu, matematik çok fenaydı. Ondan dolayı geometriye yetiştiremediler. Geometride hep yeni nesil soru sordular. Gibi şeyler var arkadaşlar. Ya ondan dolayı arkadaşlar sıkıntılar yaşandı. Önümüzdeki senede ne olacağını hiç bilemeyiz. Biz her şeyi sağlama almalıyız bence. Geometri anlamında, fizik anlamında, matematik anlamında, kimya anlamında, biyoloji anlamında yapabildiğimiz şeyin en iyisini yapmalıyız. Belki önümüzdeki sene fiziği daha zor soracaklar. Gerçi AYT'de fizik de daha zordu. O yüzden bilemeyiz arkadaşlar. O yüzden bütün derslere Temmuz ayında gibi başlarsak, erken ne kadar erken başlarsak o kadar iyi olur. Ne kadar erken başlarsanız o kadar çok deneme çözersiniz, o kadar fazla kitap bitirirsiniz, sizin açınızdan daha iyi olur. Size kalmış ama. O yüzden hep ben şunu söylüyorum ki şimdi söyleyeyim şunu da unutmadan. Etrafınızda kim varsa gelsin, bu videoyu izlesin lütfen. Arkadaşlarınızı çağırın ve bu programa arkadaşlarınız da başlasın. Hocam yaz tatili falan filan önemli değil. Gündüz git, deniz kenarında da çözebilirsin kitabını, şey yapabilirsin. Hiç sıkıntı değil. Ya da akşam televizyonun karşısında geçip dinleneceğine şey yapabilirsin. Yani al geometri kitabını, al matematik kitabını, derslere bir şekilde başla. Yazdan itibaren başla. Senin açından daha iyi olur. Bu arada bu konu anlatımı PDF'imizi, üçgenler PDF'i, üçgenlerini koydum arkadaşlar. Sonra üçgenler bitince dörtgenleri. Diğer türlü de şeyi açıklama kısmında zaten yazdım, oraya okursunuz arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında okuduğunuz zaman ne yapacağınız belli zaten. Ve hatta bunun da PDF'ini oraya koydum arkadaşlar. Oradaki PDF'de 2022 tayfa içerisinde, dosyası içerisinde hem bu ders çalışma programına hem de şeye ulaşabilirsiniz. Şunu tekrar söyleyeyim. Ne yapacaksınız? Sonradan başlayanlar da bu programı şey yapsın ama bana demeyin ki hocam Ağustos'ta başlayın, şeyde Eylül'de başlayın. Bu programa uyun. Bu program sizin için ideal olacaktır ama geç başlayanlar Ekim'den sonra sanki tehlike çanları çalacak böyle. Hocam Ekim'de başlayan yetiştiremez mi? Yine yetiştirir de sıkıntıya girerek yetiştirir. Ne gerek var? Şimdiden itibaren düzenli bir şekilde gidelim ve bu işi yapalım arkadaşlar. Ve ben şunu sevmiyorum. Hocam bir ayda geometriyi bitirelim. Bitiririz, sıkıntı değil ama geometri gibi derslerde, gerçi bütün derslerde arkadaşlar öyle. Süreklilik önemlidir. Zaman geçtikçe geometri bilgin daha iyi olacaktır. Yani sen bir ay bunu hallettin, bir ay fizik hallettin, bir ay kimya hallettin, bir ay biyoloji hallettin. Ne oldu, geometriyi unuttun. Bir ay hadi geometri hallettin sonra. Yine şey öyle git. Böyle bir çalışma sistemi yok arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Bakın ben 2004'ten beri bu işi yapıyorum. 2004'ten beri geometri nasıl çalışılır, geometri öğrenciler nasıl çalışmalıdır onu biliyorum. Ve şu an karşınızda size nasıl çalışması gerektiğinden bahsedeceğim biraz sonra. Nasıl çalışılması gerektiğinden bahsedeceğim biraz sonra. Aynı şekilde diğer öğretmenlerimiz de arkadaşlar, fizik, kimya, biyoloji ve matematik anlamında da hocalarımız size açık ve net bir şekilde bütün şeyleriyle, şeffaflığıyla programlarından bahsedecekler. Yani şey yapmaktansa biz bütün seneye yaydık ve bu şekilde yapacağız. Haberiniz olsun, sanki bu daha mantıklı. Ve bu şekilde çalışırsanız sizin açınızdan daha iyi olur gençler. O yüzden bizi dinlemeniz şiddetle tavsiye edilir. Ha şunu da söyleyeyim. Yani ben program yaptım. Sen konu anlatımında beni izlemek zorunda değilsin. Yani git konu anlatımında diğer hocalarımızı da izleyebilirsin. Hatta sayayım Nurtaç Hoca. Ondan sonra Erhan Ardıç ile geometri.
Ondan sonra İlhan Hoca var. Merkezet heyet İlhan Hoca. Ya saymadığım diğer hocalarım da var. Unuttuysam kusura bakmasınlar. İşte gecenin geç saatinde çektiğimiz için videoları. Hepsi birbirinden değerli çok hocalarımız var. Bunlardan da dinleyebilirsin. Çünkü niye? Geometri anlamında sen bana alışamayabilirsin, bana ısınamayabilirsin. Bir elektrik enerji sinerji tutmayabilir. Biz de zamanında öyleydik. Alışamadığımız öğretmenlerden dinlediğimiz zaman anlayamıyorduk. Ne yapıyorduk? Diğer öğretmenlere gidip sorularımızı soruyorduk ya da onun dersine girmeye çalışıyorduk. Siz de aynı şekilde bizden dinlemek zorunda değilsiniz. Ama en azından şu programa uyup geometriyi hallet. En baştan itibaren daha erken başla ki yani matematik sınavı belki zor gelecek. Her şeye hazırlıklı olun. O yüzden şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Geometriye başlamanızı ve diğer derslere de başlamanızı arkadaşlar. Evet, şimdi ne yapacağız? Biz bu hafta neyle başlıyoruz arkadaşlar? Temmuz 1 ile başlıyoruz ve ilk hafta böyle doğrudan açık küçük bir konu olduğu için Perşembeden başlatıyorum. Sonrasında video yayınlama günüm ne zaman? Pazartesi günleri. Ben bu videoları çektim mi? Evet arkadaşlar, şu an mesela şuraya kadar çektim. Büyük ihtimalle bir ay içerisinde de bütün hepsi bitecek. Ama ben düzen olmasını istediğim için yeniden çekiyorum arkadaşlar. 2022 tayfa için yeniden çekiyorum bu videoları. İsteyenler hızlı gitmek isteyenler eski videolardan da gidebilir. Eski videolar hala duruyor arkadaşlar şeyde. Bu arada PDF'imde de şunlar var. Üçgen, dörtgen ve çember konusu var arkadaşlar. Diğer analitik ve kat isimleri de acil fasikül üzerinden yapacağız. Zaten acil fasikülündeki konu anlatımını da ben yazdım. Orada da bir sıkıntı yok. Zamanı geldiğinde ondan da bahsedeceğim sizlere. Şimdi ne yapıyoruz? Pazartesi günü, her pazartesi yayınlama günümüz ama Temmuz 1'de başlayacağımızı söylemiştik. Temmuz 1'de doğru da açıyla başlıyoruz gençler. Temmuz 1'de doğru da açıyla başlıyoruz. Siz Perşembe günü doğru da açı videolarını dinliyorsunuz. 3 video falan olması lazım. 2 ya da 3 video çektim ama tam hatırlamıyorum. Siz o gün konu anlatımını dinlediniz. İşte PDF çıkarttınız ya da PDF'i satın aldınız ya, yani işte fotokopisini çıkarttırdınız ya, satın aldınız ya, beraber ders işledik ya, ders işlerken de ne diyoruz arkadaşlar? Şu modda olmayın. Sakın şu modda olmayın. Yatağa yatıp da böyle telefon karşınızda işte video izler gibi yaparsanız 10 dakikadan sonra sıkılırsınız. Genelde 10 dakikada sonra sıkılınıyor. Evet, doğru. Videolara baktığınız zaman 30 dakika, 20 dakikada var, 30 dakikada var, 40 dakikada var. Ama niye bu kadar dakika? Ben 10'ar dakikada çekebilirdim aslında. Çok daha fazla izlensin diye. Arkadaşlar bu mantıkta birisi değiliz. Biz işi öğretme mantığında olduğumuz için. Yani sen 30 dakika boyunca özel ders alacaksın. O özel dersi al. Ciddiyetle masanın karşısına geç. Ben hangi ciddiyette anlatıyorsam sen de o ciddiyette dinle. Notlarını al, soruları çöz, birlikte bir şeyler yapalım. Yani özel dersini bu ekran karşısında al lütfen. Çalışman da bu şekilde olsun. Konu anlatımını dinlerken lütfen ama lütfen bu şekilde yap. Benimle birlikte yazmaya çalış. Bazen ben videolarda diyorum ki hadi videoyu durdur, şu soruyu sen yap diyorum mesela. Çoğu soruyu hep birlikte yapacağız zaten. Hani ben şey yazarken siz de kendiniz de yazacaksınız orada ama sizin de yapmanız için süreler de vereceğim. Onu da söyleyeyim. Zaten videoları izlerken ne demek istediğimi de anlayacaksınız arkadaşım. Evet, Perşembe günü doğru da açı videolarını izledim. Sadece Perşembe günü şey olmayacak tabii ki. Geometri dersi olmayacak. Diğer dersler de olabilir. Ya diğer programda diğer dersler de çalışabilir. Birkaç tane ders. O yüzden böyle gün gün de koymuşum ben buraya. Cuma günü geometrinin ilacı. Arkadaşlar ben kitap olarak ne öneriyorum onu da söyleyeyim. Geometrinin ilacı düşük seviye, yani geometriye yeni başlayan arkadaşlar ve orta seviyedeki arkadaşlar lütfen bunu alsın. Hatta fen lisesi öğrencilerimden bile alanlar var, haberiniz olsun. Ama hocam benim geometrim çok 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 iyi diyen arkadaşlar bunun yerine başka bir orta halli yeni nesilli bir kitap alsın arkadaşlar. Bak yeni nesil işin içerisinde mutlaka ama mutlaka olsun. Tamam mı? Kimler? Çok çok iyi olan arkadaşlar yeni nesilli orta halli bir kitap alsın. Çok zor bir kitap almaya gerek var mı? Bence gerek yok. Ama siz bilirsiniz arkadaşlar. İki kitaptan bitireceğiz konuları. Ondan sonra her bölüm bitiminde de farklı bir kitaptan da size tekrar ettireceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam. Mesela üçgenler bitince burada bakın. Şurada üçgenler bittiğinde şurada tekrar için 2 hafta üçgenleri çözmenizi isteyeceğim. Neyse geldik buraya. Cuma günü geometrinin ilacını hallettik. Geometrinin ilacı geçen seneki baskıyla aynı arkadaşlar. Çünkü güzel bir kitaptı. Herhangi bir değişiklik yok kitapta. Hala aynı şekilde o kitaptan gidebilirsiniz. Çok güzel temel sağlayacaktır size.
ve çok faydasını göreceksiniz. Geçen sene en beğenilen kitaplar arasındaydı arkadaşlar. Sonrasında ne çözeceksiniz cumartesi de arkadaşım? Doğruda açılarla ilgili, acil geometriyle ilgili doğruda açı testini çözeceksiniz. Tamam? Bir ya da iki test falan olması lazım doğruda açıyla ilgili. Sonra bu haftayı bitirmiş olacağız. Pazar günü de ben size rehberlik yapacağım. Buradaki rehberlikteki gibi uzun video olmayacak. Kısa ve net bilgilerle rehberliğimizi şey yapacağız. Ne diyeceğiz? İşte bu hafta şu konuya çalışacaksınız. Bu konunun önemi şu. İşte sonra bu kitapları çözeceksiniz ve şu sayfalarda şu videoları izleyeceksiniz diye söyleyeceğim. Açık ve net bir şekilde olacak. Yani en fazla 7-8 dakikalık videolar düşünüyorum. Tabi bazen konusunun önemine göre gevezeliğimiz de artıyor arkadaşlar. O yüzden tam olarak bir şey de diyemiyorum aslında. Ama benim felsefem şu. Boş videolarla karşınıza çıkmaktansa ne yapmanız gerektiğini net bir şekilde verip vaktinizi çalmamak. Çünkü vakit sizin için en değerli şeylerden biridir. O yüzden ben bu tür şeylerde yani şey videosu olsa bile, rehberlik videosu olsa bile elimden geldiğince kısa tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama bazen konunun önemine göre değişik şeylerden de bahsetmemiz de gerekebilir. Ya da o hafta aklınıza bir şey gelir, şöyle dikkat edin, böyle dikkat edin gibi de şeyler de söyleyebiliriz sizlere. Tamam mı gençler? Bu haftaki yapacağımız iş, tekrar söylüyorum, doğruda açıya çalışacağız. Ve lütfen arkadaşlarınıza haber verin. Herkes gelsin. Herkes programa başlasın. Siz de sevaba girin en azından. Geometrinin ilacını çözeceğiz. Acil geometriye çalışacağız. Ondan sonra pazar günleri de rehberlik günü olarak belirledim. Pazar günleri de rehberlikle bu hafta neler yapmanız gerektiğinden hep bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Bu arada ben geometri anlamında size yardımcı olacağım. Ki biz bu işi biliyoruz arkadaşlar. Yani dediğimiz gibi daha önce de söyledik zaten. SML Hoca matematik anlamında size yardımcı olacak. Ne anlamında? Rehberlik anlamında. Hafta hafta yine size bir program yapacak ve nasıl çalışmanız gerektiğini söyleyecek. İster SML Hoca'yı dinleyin, ister dinlemeyin arkadaşlar. Biz size matematik anlamında yönlendirme yapacağız. Şu konulara çalışacağız. Aynı anda hocamız da zaten o dersleri size çekimini yapacak. VIP Fizik Kemal Hocam yine aynı şekilde sizlerle birlikte güzel bir iş yapacak arkadaşlar. Bu hocamız SML Hoca şeyde başlayacak. Benimle birlikte ayın 1'inde başlayacak. VIP Fizik Kemal Hocamız da ne zaman başlıyor? Ayın 15'inde başlayacağını söyledi. Bir aksilik olmazsa ayın 15'inde başlayacak. Çünkü o da PDF'lerini falan düzenliyordu en son. Sonra zaten VIP Fiziği biliyorsunuz. Bayağı deneyimli bir hocamız. Arkadaşımız, dostumuz. Sonra Levent Özdede ile Kimya kanalında ve bu hocamızı da daha öncesinde de söyledim. Bu işe ben soktum. Kendisinin bilgisine ve şeyine çok güveniyorum. Benden de tecrübelidir hatta. Benden de yaşça büyüktür. Ben zorla soktum geçen sene işe. Bu senede çok güzel işler yapacağı benziyor. En azından sizi de şey anlamında sizi çok iyi yönlendirir arkadaşlar. Bunun garantisini veriyorum. Yani ders nasıl çalışılır onu güzel bir şekilde size öğretecektir. Hatta kendisinin şey beraber yürüttüğümüz ne diyorlar ona, şey kanalı da var. Telegram kanalı da var arkadaşlar. O Telegram kanalına da ulaşın derim. Levent hocamızdan şey yapabilirsiniz. Ben çok fazla ilgilenemiyorum yoğunluktan dolayı ama bazı söyleyemediğimiz şeyleri Telegram kanalından da şey yapabiliriz. Mesela burada yayın falan diyemiyoruz. Bir ara aslında şey oradan yayın özelliği açma şeyi gelmiş. Oradan bağlanıp da aslında bazı şeyleri sizinle de tartışabiliriz, konuşabiliriz de arkadaşlar. Yeri gelecek öyle şeyler de yapacağız. Levent hocamla birlikte gerçekten kendisine çok güveniyorum ve çok da güzel işler yapar sizin açınızdan. Kendisi de geçen sene başka yerden anlatıyordu. Bu sene de kendi notlarıyla anlatmaya da başladı. Ki notları da zaten yılların tecrübeli hocası. Size o anlamda çok faydası dokunacaktır diye düşünüyorum. Bir de senin biyolojin, ya işte matematik, fizik, kimya, fizik, kimya vardı. Biyoloji yoktu. Gecenin birinde valla Aras hocamı aradım. Daha öncesinden tanışıklığımız vardı. Dostumdur, arkadaşımdır. Ya hocam bu sene sen de şey yap dedim. Hatta tam denk gelmiş yani. O da öyle düşünüyordu. Hatta senin biyolojin kanalına şöyle bir girip hocam programı ne zaman hazırlıyorsunuz falan filan şeklinde de sorun isterseniz. Hocamız ayın kaçında başlayacak programa? Ay 15'inden sonra yani. 15'ine kadar tam PDF'i hazırlayabileceğini söyledi. Yani 15'inden sonra artık 17'si mi olur, 20'si mi olur, 21'i mi olur kendisinden öğrenirsiniz. Hocamızın da zaten tecrübesi çok fazla.
Ondan da faydalanacaksınız ve çok iyi bir şekilde faydalanacaksınız. Hatta bu sene kendi PDF'lerini hazırlayıp tekrar çekim, yeni çekimler yapacağını söyledi kendisi. Haberiniz olsun. Bu arada Levent Hocam da şeyde başlayacak. Ayın 7'si ile 12'si arasında başlayacak. Tam tarihini de bilmiyorum programı arkadaşlar. Bu saydığım isimler size program anlamında aşırı derecede faydası dokunacak kişilerdir. Ve ciddi anlamda programın bu şekilde olması sizin için çok iyi olacaktır. Ve birlikte bu işi çok iyi bir şekilde yürütelim. Şunu da diyebilirsiniz. Ya hocam Türkçe nerede? İşte tarih nerede? Coğrafya nerede? Arkadaşlar yani açık ve net konuşayım. Hani biz biraz sayısala hitap ettiğimiz için sayısala şey yapabiliyoruz. Eşit ağırlık öğrencileri de yani kendiniz de şey yapabilirsiniz. Yani Türkçe anlamında bir hocadan, rehberlik hocasından falan bir destek alabilirsiniz. Biz sayısal anlamında böyle bir destekte bulunduk ama Türkçe anlamında ciddi anlamda tanıdığım kişiler yok. Ya da fizik veya da Türkçe anlamında tarih ve coğrafya anlamında size yardımcı olamayacağım bu konuda. Siz rehberlik öğretmeninden şey yaparsanız, bir program alırsanız sizin açınızdan iyi olur gençler. Evet, bu şekilde dediğimiz gibi ne yapacağımız gün gün, hafta hafta belli. O yüzden belli olduğu için düzeniniz belli. Bu iş düzen işidir. Düzenli bir şekilde erken bitirirsek çok 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 çeşit yerlerden sorular görebiliriz arkadaşlar. Çok deneme çözebiliriz ya da çok kitap çözebiliriz. 3 kitabın garantisini veriyoruz. 4. kitap sizin elinizde. 5. kitap sizin elinizde. Onları da artık sizin durumunuza göre şekillenecek arkadaşlar. Ama normalde geometride 3 kitap bitirildiği zaman bu iş tamamdır diyebiliriz. Ama şimdi bu seneki sınavı gördükten sonra da aslında tamam da diyemiyoruz. Sanki elimizden gelse 4'ü de çözsek keşke, 5'i de çözsek keşke mantığında olursanız sizin açınızdan daha sağlıklı olacaktır sevgili gençler. Evet, bizler diğer hocalarımla birlikte tekrar söylüyorum. SML Hoca Matematik, VIP Fizik Kemal Hocam, Levent Özdedili Kimya ve senin Biyolojin Aras Hocam'la birlikte böyle bir şey yapmaya yine bu senede karar verdik. Geçen senede ben ve diğer hocalarımız biyoloji hocası hariç bu şekilde yapmıştık ve bu programı takip eden arkadaşlarımız gerçekten iyi bir noktalara geldi. Sınav anıdır, şudur budur, onu bir şey diyemiyoruz. 2021 tayfaya buradan tekrardan çok geçmiş olsun diyoruz bu arada. İnşallah bu işi güzel bir şekilde halledeceğiz. Her hafta ben sizin karşınıza geleceğim gençler. Usanmadan, bıkmadan geleceğim. Lütfen siz de her hafta masanın karşısına gelin. Birlikte bu işi güzel bir şekilde halledelim. Tamam mı gençler? Bu arada Levent Hocam'dan da şeyi de öğrenin. Telegram grubunun da şeyini de öğrenin arkadaşlar. En azından oraya girin. Ben de orada yönetici konumundayım zaten. Mümkün olduğunca oraya girip bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bu sene çok bir şey yapamadım ama aklımda 2021 tayfa için Telegram grubunda bir şey yapamadım ama 2022 tayfa için Telegram grubunda da biraz aktif olmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Yani sözünü vermeyeyim de sadece düşünüyorum. Çünkü yoğunluğuma da bağlı biliyorsunuz. Bizde projeler bitmez. Sizler için hep içerikler üretmeye devam ediyoruz. İçerikler arttıkça yoğunluğumuz da artıyor. Bakalım biz nasıl yoğunsak siz de aynı yoğunlukta olun. Düzenli bir şekilde çalışın ve bu işi iyi bir şekilde halledelim. 2022 tayfam. Evet, bu iş başlıyor Temmuz 1'den itibaren. O zaman ne diyoruz? Temmuz 1'de görüşmek dileğiyle, konu anlatımlarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.